Yelkenli ve Motor Çift kanalından herkese selamlar. Antalya'dan çıkıp kıyılarımızdan ilerleyerek Yunan adalarına gitmiştik. Bu bölümümüzde Alimia adasından ayrılıp Seskle adasına gidiyoruz. Bizim gittiğimiz 23. ada olan Seskle üzerinde daha önceden yaşam varmış. Şu anda çok az kimsenin yaşadığı ada, oldukça sakin bir yer. Seskle'de bir gün kaldıktan sonra daha önce gitmediğimiz Simi adası üzerinde bulunan Panormitis koyuna gidiyoruz. Panormiti'de denizcilerin koruyucu meleği olan Mikael'in manastırını ziyaret edeceğiz. Bu esnada hacı olalım derken neredeyse şehit oluyorduk. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Saat sabah 6. Alimia adasına veda vakti. Kaptanımız son hazırlıkları yapıyor. Birazdan gidiyoruz. Evet, Limonia adasından ayrılıyoruz. Dört saate yakın bir yolumuz var. İstikamet Seskle adası Simi. Hemen Simi'nin altı. Zincirimizi de aldık. Sabaha kadar, saat 4'e kadar falan çok sert esti. Uyutmadı. Bayağı uyutmadı ya. Falan diye esti böyle. Bayağı rahatsız ediciydi yani. Ama şey çok iyi görmüş çapa. Çapayı da tabii görmüş zaten bu nedenden dolayı. Abi. Deniz ve rüzgar kalayımıza olsun. Kostümler böyle. Soğuk. Buz gibi. Şu batık şeyi dünkü daldığım işte. Beyaz. Tonoza sağlam bir tonos. Buna bağlanabiliriz yani. Öyle gözüküyor. Sağda Popaz dayının manastırı var. Tarafta. Tutsana Eda, bir şey oldu. Ne oldu? Nezin ayakkabı çıktı galiba. Aa. Şu çıkıverdi. Titreşim abi. Yok, ben benim değil. Sen mi? Aşk olsun. Bak geldik. Kıya, tam evet. Kayaların üstünde. Allah korusun. Şimdi bak. Elimi oraya kadar götürdüm. Şöyle ortadan girersen daha iyi sanki. Zaten renginden gözüküyor değil mi bak sığlık? Tabii. Şöyle geliyor şurası. Ortalık ağırdı. Ancak daha güneş doğmadı. Rodos, Halki ve Alimia. Bay bay. Evet. Artık Halki ve Alimia burnu geride kalıyor. Biraz şöyle geniş alayım. Bilmediğimiz yerler. Eda kaptanı dinlenmeye gönderdim. Zira yer değişeceğiz sonra. 2 saat sonra falan. Bu taraftan yolumuz kuzeye doğru Simi. Yaklaşık 5.8 knot'ta gidiyoruz. Yaklaşık 2000 devirdeyiz. Bu şekilde saatte 2.5-3 litre yakarak ilerleyeceğiz. Her bir mile yarım litre veriyorum ben. Tahminim o yönde yani. Simi burada. Gözükmüyor henüz. Evet, gözükecek. Denizin halini görüyorsunuz. Gün daha yeni doğuyor.
Bu bence geceden de böyle kabarıktı. Biraz uyuyayım diye girdim ama imkanı yok. Coşmuş. Coşmuş kaptan. Daha beterinden saklasın. Kaç metre var? 1,5 metre var. 1,5 yani. Metre var bence bu. Bazen tekne boyunda görüyorum yani. Yüksek dalgalı seyir zevksiz bir şekilde devam ediyor. Simi daha gözükmüyor. 14.8 mil var. Yaklaşık 3 saat. Bakalım hayırlısı. Yaklaşık 12 milden itibaren adalar gözükmeye başlıyor nemli havalarda. 12 milden önce gözükmüyor. Simi silüet halinde göründü en sonunda. Deniz fena. Kaç metre dalga var. Sallan yuvarlan gidiyoruz. Bakalım. 11.3 mil kaldı. 9.5 mil kaldı. Simi bayağı görünüyor artık. Silüet halinde de olsa. Şu bizim Datça. O da gözüküyor. Dalgalar bir ara iyiydi. Bir geliyor bir gidiyor. Bazen yükseliyor bazen alçalıyor. Kaç metre var? 2 metre falan varmış. Bazen 3 metre geçiyor, bazen 1 metre. Bazen 2 metre. Yaklaşık 4.5 mil kaldı. Önümüzde büyük bir tanker var. Dereceye doğru, kuzeydoğuya doğru gidiyorum. Ah, biraz yoruldum. Midem bulandı. 4 saate, 3 saattir falan böyle dalga var. Şimdi biraz daha sakin. Durum bu. Evet, Eda kaptan uyanıyor. 2.6 mil kaldı. Artık ada göründü tamamen. Yarım saat içinde inşallah oradayız. Deniz biraz düştü tabi. Bu arada yerlerini sen geçirdin kaptanı sağ ol. Şey değil. Evet, artık hemen Simi'nin güneyindeki adacık olan Seski'ye çok az kaldı. Seski'nin küçük bir adası var şöyle önde. İçerisi burası. Buraya günlük turlar falan da geliyor. Şu burundan dönünce de Panormitis var. Oraya feribot da geliyor. Ünlü bir yer. Orada çok önemli bir deniz şeyi vardı. Neydi ya? Manastır'da kimdi Eda Manastır'daki Panormitis'teki şey? Baş Melek Mikail. Baş Melek Mikail Manastırı. Mikail Manastır. Aklındaydı da uçmuş. Sörf yapa sörf yapa geldik. 1,5 milden az kaldı. Arkadaş. Şu Rodos bu arada. Gözüken. Halki ve Alimya. Ben gördüm evet. Silüet gibi gözüküyor şurada. Kameradan çıkmayabilir de. İnsan gözü görüyor. Tanker geçti bizi çok hızlı. Ondan sonra işte falan. Bakalım içerisi nasıl dalgalıysa çıkarız ama değildir yani. İyi bir koy diye biliyorum. Şu bir kocaman topaç bir kaya gibi bir şey. Adaya doğru yaklaşıyoruz. Seski ya da Teftisiyle derlermiş. Teftisiyle eski antik ismi, antik bir şehir varmış üstünde. Eskiden yaşam olduğu için ada sayılıyor. Seskili. Hadi bakalım gideceğiz. Şurada da bir mağara var. Simi artık bizim iskelemizde kalıyor. Bu da çok değişikmiş değil mi? Evet. Küp gibi.
Gözüktüğü gibi inşallah sağ salim geçeriz. Mert'in bahsettiği beton iskele solda gözüküyor. Şu an 19-10 metre. Şu an iyi. Biraz şöyle yap, çok az. Şu an temiz gözüküyor. Derin gibi. Kaç metre? 4 metre kalan şu an. Tamam, az sancak yap. Şu anda gözüken bir kaya yok. Kamping var burada. Ya da bir adam kamp kurmuş bilmiyorum. Çok yaklaşma istersen, artık demir at ortaya bir yere. İskeleye bağlarız diye düşünüyorum da. Ama incelemeden olmaz. Tamam, o zaman demir at. Veya şu sarı şamandıraya mı bağlayalım şimdi? Olabilir. İp alayım. Ya da demir de atalım. Bakalım ortada bir çek edelim. Orada karşı biri yürüyor. Tamam. Ha, sen Paul Chappell'i galiba o karşıdaki. Aziz Paul'un gezisi sırasında burada dinlendiği söyleniyor. Evet, Doris bir tane şeye bağlı. Artık kelimeler bile aklıma gelmiyor. Şey ama sağlam bayağı baktım. Gemi tonozu gibi bir şey. Tonoz da. Şurada sahile gideceğim. Çoluk çocuk var sahilde. Kamp gibi bir şey var. Ondan sonra şey var. Ne o? Tarihi eserlerle bir de kilise var, onlara bir bakacağım. Evet, şu an geldim. Şurada birkaç çadır var. Doris'le şimdi sandalyeme oturacağım. Burada bir kilise var. Burada çadırlar var. Şurası gölge, ağaçlık. Nefis duruyor. Evet. Düzleme şeyi. Keyifler yerinde. Şurada Türk teknelerinin şeyleri var. Sıraları var. Belli geliyor yani. Evet. Adanın Aziz Pol yolunda yürüyoruz. Hep Likya yolu mu yürüyeceğiz Mert? Aynen. Biraz biz Polin yolundan gidiyoruz. Yürü bakalım. Burası bir ada. Bomboş, bakın hiçbir şey yok. Bizde olsa 5 yıldızlı otel adası olur. Doğru mu hocam? Ya, hemen. Göremeyiz bir daha. Göremeyiz bile. Burada böyle takılmaca serbest. Bir kilise oluyor. Geleneksel mutlaka oluyor. İki de geride ev var. Ekin sahası gibi bir yer var. Keçiler. Keçiler varlık tabii. Ya, bitmez. İçeri girdik ama. Kapalı gibi sanki. Ha, daha şunu yeni yapıyorlar bak. Abi, daha bitirmemişler. Bu da ev gibi bir şey. Evet. İşte bu kadarcık. Koklat ya. Olmazsa olmaz. Açıldı öyle. İkonik tabii ki de. Bunlar
Şu an bir şey koyuyorlar. Sekiz ağacı mı? Çiçekler mi? Neyse güzel koku veriyor. Çok güzel kokuyor. Küçük süs eşyalar var. Ekinler biçilmiş. Böyle gidiyor. Bayağı da büyük ada. Aa, orada yukarıda başka bina var. Keklikler çok. Böyle tarihi sanki bir şeyler vardı. Bir duvar. Evet var. Zaten işte dedim ya. Teftisa. Ha, koyunlar orada ağaç altında bak. Şeyi var. Antik şehri. Bak yukarıda kalemsi bir şey var değil mi? Çalıların içinde keklik. Evlerin yanında. Evet evet o işte antik şehrin harabeleri. Neymiş adı? Teftusa galiba ya da Teftisa. Zaten yüzdüğüm yerde de kıyıda böyle batık bir mendirek gibi bir şey var yani. Çok antik belli. Poseidon tur teknesi geldi. O iskeleye kıçtan kara oluyor. Ooo kurcu yelkanı gelmiş. 4 kurcu tamam. Bu şimdi geldi. Gördüğünüz gibi şöyle lüks bir tur geldi. Bu tur ama. Hatta içi çıkardım. İnsan dolu derken şurada Poseidon var zaten. Şurada demirde bir 2-3 yelkenli var. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da özel tur. Bu da şeyi aldı, tonozu aldı. 3 tonoz var. Sıradaki tonoz bizimki. Umarız bir daha gelmez. İnşallah gelmez başkası. Çünkü şu an istiyap haddi doldu adam. Ayrıca da dolu yani ada şu an değil mi hocam? Evet yani ya. Hadi artık gelmesinler de tonozun ayrılmak zorunda kalmayalım abi. Amin. Ayrılıyor. Geriye pek kimse kalmadı. Değil mi? Yeter rahatlıyor. Nasıl mazot yapıyor alet ya. Egzoz koptu. Bunlar Bozburun'a doğru gidiyorlar. Hadi canım Rodos'tan günlük gelecek halleri yok ya. Valla Rodo dedi adam. Ben Rodo kelimesi. Gerçek mi diyorsun? Simi dedi bir de Rodo dedi. Oradan mı gezdiriyor bunları? Sağ Rodos'tan. Oğlum. Oha lan. Kaç mil? 20 mil olsa bunlar için 1 saat dediğin gibi. Ha. Ayıplar günlük Rodos'ta gidiyor. Ben 3-5 gün şey yapıyorum ya. Düşünüyorum Rodos'a nasıl gelinir gidiyor diye. Bunlar Allah'tan ikiz geziyormuş. 300 geziyormuş. He. Gittikçe dolmaya başladı. Sesli adasındaki günümüz de inanılmaz derecede rüzgarlı geçiyor arkadaşlar bakın. Ya inanamıyorum yani bu yaz işimiz gücümüz rüzgar oldu. Güneş batacak. Rüzgar bana mısın demiyor. Şu an tarafı kapattık. Bakın dışarıya çıkmıyorum. Şöyle deniz kabukları var bir sürü çok güzel. Daha çok var mı? Ben buradayım. Bakın Mert kaptanın hali. Daha da dışarı çıkmam artık ya. Bayağı yasarım. Buz gibi dondum dondum ya. Tulum gibi. Nasıl esiyor var ya evde klimadan güçlü ya. Evet ya. Kaç nat esiyor. Çiçeğimi bile çıkarım. Soğuk bir de soğuk. Vallahi soğuk ya. Acaba bu dark bira yanında ne istiyormuş? Vay o nedir? Çocuk sosis. Horia tiki lukanika. Yani köy sosisi. Oley. Köy sosisi istiyoruz tabaklarımıza ve yanında da bir makarna, bir ayla. Aman da ne güzel, yaman da ne güzel. Afiyetler olsun. En sevdiğim saatler. Gün batmış.
Hele bir de rüzgar olmasaydı. Deniz ve gökyüzü pembe, mor, mavi. Özellikle de gül pembe. Evet Edo. Primera Taz Kedi ya. Ben buraya yerleşmeye karar verdim. Şuraya mı? Şu, evet. şu papazın yanına mı yerleşeceğim? Evet ben gitmiyorum. Sıkıntı getirdim. Papazın yanında iş buldum. Ne yapacaksın? Şey, camiyi mi temizleyeceksin? Şey, kiliseyi mi temizleyeceksin? Yok, gelen turistleri anlatacağım. Tekneyle gelen. Yani 3 kişi geliyor yılda. Adamız şöyle güzel böyle güzel. Evet 3 kişi geliyor gerçekten. Çok da iyi iş yapamam. Ne yapacağız bilmiyorum. Günlük turcu getirirsin buraya. Onları bağlarsın edersin. Türkiye'den Kars'ı bozdum zaten. Oradan arkadaşlarımız geliyor. Evet. Onlara tanıtım yaparız. Aynen. Azgın denizler. Dün... Yalnız çok iyi balık çıkmaz mı buradan? Buradan balık çıkar arkadaşlar. Balık çok çünkü. Bakınca bile koca koca balık dolu her taraf. Ve deniz kestanesi turizmi de yapabilir. Evet. Kestane turizmi de yoğun geçebilir. Su da güzel gözüküyor. Bir de sıcak bura değil mi? Ay çok güzel. Anlatamam. Harika. Hadi bakalım. Evet artık son hazırlıklar tamam. Artık Bıracık'ta ayrılıyoruz. Seskli Adası'ndan. Güzel tonozumuzu az sonra salacağız. Bakın, GPS yeni açıldığında böyle konum sabitleme kayıpla yavaş yavaş buluyor. Biraz geç buluyor. Yani 5 dakika falan net çalışması lazım GPS'i bulabilmesi için. O yüzden önceden açıyoruz. Merdiveni toplamamışız. Onu alalım. Ve bay bay diyelim. Eda tonozu çözüyor. Kutsal tonoz çözülüyor. Bizi güzel tuttu burada. Teşekkür ederiz. İskeleye de bordo alınabilir. Poseidon ortasına geliyor. Biraz şu tarafına. Gayet bordo alınabilir. İki halat attım. Ne olur ne olmaz diye gece. Fakat hava sıfırdı gece. Şimdi şuradan hemen şöyle yukarıya doğru gideceğiz. Evet. Artık ayrılıyoruz. Bay bay Seski. Seski'ye elveda. Şu sığlıktan geçeceğiz. Eda bize gözcülük edecek. Böyle düz gidince oluyordu dün. Şu öndeki kaptan da gece gece geldi. Artık nasıl bir işi vardı bilmiyoruz. Şu an temiz. Ya dip çok güzel ya. Yalnız dip o kadar çok kaya ve taş var ki birden mantar kayalar var. Bundan çok dikkatli olmak gerekir. Burada çapa tarar yani hemen tutmayabilir. Kuma denk getirmek zor. Şu an çok güzel gözüküyor. Burada kamping işleteyim dedim ben ya. Ağaç da bol. Güzel olur. Aklıma geldi kamping. 5 yıldızlı kamping yapacağım. Evet, Rodos gözüküyor. Oradan gelen bir tekne bile var. Deniz bugün de dünküne benzer. Belli. Canlı deniz. Buralar böyle. Allah kolaylık versin. Burada denizler canlı hocam. Ölüsünü görmedim daha. Akşamlar kabarık kalmış yani. İşte daha güzel. Tabii tabii. Güzelmez zaten. Anda Ayadoris'in dalgaları 1 metreden 2-3 metreye çıktı. Kaç metre daha? 3 metre 4 metre var valla. Garanti 2 var ha. 2'den var. Fazla. Yani ben bayağı seni bağlıyorum. Var. Ayadoris bakalım hacılığa
doğru adım adım gidiyor. Gelene bak ya, yani şöyle boyutlu çeken bir kameram olsa. Kamera çekemiyor mu? Dalga dalga değil de mübarek. Dağlar, tepeler, Toros dağları. Panormiti'nin girişini şu değirmenden de anlayabilirsiniz. Tepenin üstünde değirmen var, yel değirmeni. Belki şimdi güneş ters düşüyor, göremiyorsunuz. Yalnız kayalar katman katman ya. Çok değişik bir jeolojik oluşum var. Baktepe'de kale gibi bir şey var. Gördün mü kaleyi? Kale gibi bir şey var. Evet, surlar var. Şuradan bahsediyorum. Manastırın dini yapıları gözüküyor. Yağ değirmenimiz net. Burası Baş Melek Mikail Manastırı. Bütün denizcilerin koruyucu meleği. Öyle addedildiği için denizciler buraya mutlaka uğruyorlar. Ay evet, çok ormanlık, çok güzel. O yüzden denizciler buraya özellikle uğramaya gayret ederler. Adaklar adarlar. Sunular, hediyeler bırakırlar. Biz de güvenliğimiz için, selametimiz için, Doris için bir anı bırakacağız kendisine. Şöyle kuzeydoğu tarafı var koyun. Burası daha sığ, daha korunaklıymış. Rote heykelin kitabına göre zaten bayağı geceden demir atanlar var. Ortada zaten manastır. Şu taraf da var ama yani güney tarafı oluyor, güney batı gibi. Hani geçici kalmak için olabilir. Rıhtımı var şurada, iskelesi. Hemen binaların önünde. Oraya daha çok tur tekneleri falan da gelebiliyor. Gün içerisinde. Zaten şu anda belki göremiyorsunuz da ben görüyorum. Bir sürü insan var, insan kalabalığı var ziyarete gelen. Şuralara değil mi? Evet, güzel tatlı bir yürüme yolu var. O değirmenli tepenin. Küçük banklar koymuşlar hep. Şimdi şöyle olabilir, o rıhtıma da koyarsak sürekli tur teknesi gelecek. Feribot gelecek. Dediğim gibi Simi'nin en çok ziyaret alan noktalarından. Kalabalık olması normal. Mert, dünkü mavi tekne. Evet, evet. Tekne Seskli Adası'nda yanımızdaydı dün. Onun yelkeni, ha, problem var. Bulanık bir suyu var. Burada yine kiralık evler var. Bunları kiralayıp kalabiliyorsunuz, odalar vesaire. Atabilirsin. Yok, buraya atmayacağım ya, döneceğim. Gözüküyor dip Poseidon. 2 metre. Şey, savma açık, ha, dikkat et. Kapattım. Kapatmış bile kapıdan. Kapitanissa Eda. Ke Kapitan Mertos. Morning. Morning. Bakın nasıl şey. Aa. Batık varmış orada. Bir pestit luckily. Bayağı batık varmış, üstünden geçmişiz ama hiçbir şey gözükmüyor. Belki arkamızda, çünkü ben bakıyordum ama. Öbür tarafa gidiyorum Eda, orası daha yakın. Tamam, kalacak olsaydık buraya demir atardık.
Feribot rıhtımı tam gözüktü. Beni görüyor musunuz? Denize bakın. Mert bak, feribot rıhtımı. Şu anda Doris, baş melek Mikail manastırını selamlıyor ve teknemiz hacı oluyor. Buraya gelen tekneler hacı olur. Agia Doris, Aya Dori olduk. Selam olsun baş melek. Doris hacı oldu. Düdüğümüz olsaydı öttürseydik keşke önünde. Düdüğümüz olsaydı ötseydik önünde. Düt 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 düt. Bence bordolama. Öyle mi? Neden dersen sürekli artık tur gelecek. Dert. Yani sen bilirsin. Şimdi tur teknelerin manevrasını da bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor? Ha bakın, bunlar kiralanmış. Odalar burada kalıyorlar hep. Görmüştüm. Bilmiyorum, manastırla bir bağlantısı var mı? Ormanlar güzelmiş. Maşallah. Karettoş var. Karettoş, karettoş. Haydi haydi gelsene. Şurada kafasını çıkardı ya. Çok tatlıydı. Karettacık var. Çıkar mı acaba? Otlar var ya, Posidonyalara geliyorlar. Botla buradan çıktık. Şöyle. Artık manastıra doğru gidiyoruz. İskele de müsaitti ama Eda demir atmamızı istedi. Hemen bir feribot geldi, kitaptakiyle aynısı. Şuraya yanaşacak, şu ileride bir yer var. Kesin oraya yanaşacak. Şu ağaçlar çok güzel gölge yapıyor. Burası biraz sıcak. Esintiyi de azalıyor. Acayip korunaklı bir koy ama. Evet, çok. Değil mi? Feci korunaklı. Kalınır yani bayağı. Tabii canım, burada. Özellikle şu taraf çamur, balçık. Hani doğru düzgün bir çapa atınca yıllık kalınır gibi duruyor yani. Teknelerin yaklaşım güzel. Evet. Bayağı yanlış yere atmışız. Kaptan! Hey! Mert yaptı. Yaptı yaptı, gel. Evet, ilk andan tekne gide yazdı. Şu anda ne yapacağız bilmiyorum. Bunlar demir atmıyor ki. Öyle yanaştı.
Mert ne yapacak acaba? Adam diyor niye buraya demir attın? Beni de almadı. Nasıl toplayacak acaba? Aman inşallah. Ay. Bismillah. Bismillah. Yavaş. Panik yok. Umarım toplayabilir. Burada inanlar. Saat 10.37. Topluyor. Odeon Tur. Kaptanın soğukkanlılıkla demiri topluyor. Umarım gelir. Sesini duyuyorum. Vay be, Nikolaos onun altında gala yazdık. Heh, çapa geldi. Harikasın kaptan. Git başka yere git. Geri bas. Ya Doris oluyor da sen şehit Doris. Tabii yarabbim gülüyorum da. Ama yani bilmiyorum kamera açık mıydı? Mert'e sormuştum. Farkında mısınız? Buraya tur tekneleri geliyor olmasın dedim. Feribot geldi. Kimin için çalıyor? Çanlar biraz önce ezilme tehlikesi yaşayan Doris için çalıyor. Ya gülüyorum da gerçekten sinirimden gülüyorum yani. Mert'e demiştim burayı yapmayalım. Neyse. Neyse Allah korudu bir şey olmadı ya. Gittik çekti işte. At bakalım. Mert bugün de ne öğrendik? Hayır, Eda'yı dinlemen gerektiğini öğrendik. Onlar tur teknelerinin yeridir dedim. İnanmadın. Ağzına koyuyorsun dedim. İnanmadın, gördün. Buraya bordalayacak. Dönme yeri işte adamların. İskeleye bordalayacak. Hayır, oraya olmaz. Aşağı bak, tarafa bordalayacak. Kocaman dodekanisos geldi yani, bayağı gördün. Demek ki Eda'yı dinleyeceksin bugün. Demek ki Mert'i dinleyeceksin. Hayır, Eda'yı dinleyeceksin. Bak oradaki... Ya kendi çocuklar da ne yapacağını şaşırdı yani. Buraya da birazdan daha küçük olanları gelecek Mert. İnat etme. Oluk oluk insan geliyor. Pazar. O yüzden oluyor. Erkenden gidiverecek. Sus artık. Yalnız çok komik. Bize değildir değil mi o falan? Yok ya buraya değil. Sen inatla diyorsun ya şuraya gidecek o falan. Emin ben bordalayacak falan. Gayet adam lök diye geldi. Allah'tan demir atma. Demir atsa Doris'in üstüne zaten. Öbür tarafa mı attı? Hayır.
Şimdi toplarken rahatsızlık. Bir şeyler aldık. Önce karnımızı doyuralım. Sonra da evet. Evet. Manastırın girişi. İki tane büyük boy feribot gelince tabi tıka basa doldu ortalık. Bakalım nasıl gireceğiz, girebileceğiz mi? Bunu göreceğiz. Bilmiyorum ki, bir adet mi var, ne var? Herkesin elinde süpürge var galiba. Koyun bu tarafı daha güzel. Rod'un tavsiye ettiği gibi. Rod'un tavsiye ettiği gibi resimden uzak durmak gerek. Evet. Mikael'in girişinin sırası. Baş meleğin evinin sırası. Böyle daha önce gelmiştik. Koklakyalar ya. Koklakyalar var. Bugün pazar, evet ya. Ay. Bugün pazar. Ay. Değişik bir gün oldu buraya gelmek için. Şurada hediyelikçi var. Burada hediyelikçi. Ekmek. Bir tane bir lokma falan var mı? O herhalde. Ama dileklerini okuyor onlar. Haa. Burada da bir şey var Eda, istersen önce buraya gel. Ziyaretçiler buradan gelip buradan çıkıyorlar. Sıra çok yüksek oranda sıra var. Şunu anlatayım. Dileğini yazıyorsun, böyle ekmeğini getiriyorsun. Papaz dayı orada şey yapıyor. Duası ne diyor? Allah kabul etsin diyor. Kesiyor, sonra şuraya koyuyor. İnsanlar oradan alıp yiyorlar. Yani hani bir lokma dağıtma gibi mesela. Pişi dağıtma gibi bizdeki. Pazar gününe özgü olabilir böyle. Al bir tane mi? Lise bayağı güzel. Ortodoks ikon. Ülkemize güzellik getir. Allah'ım. Sağlık, sıhhat getir. Evet. Biz de... Peki mumlarımızı nereye yapıyoruz? Ha, devam et. Thank you.
Evet, söyle bakalım. Arkadaşlar şu benim maketi normalde Hepsi'den yılına gelmiş. 5 kilo yağ çıkmış içinden. 3 kilo mum çıkmış. Kokular çıkmış. Ve dua ilanların ismi çıkmış. Şimdi şöyle önermişler. Dua ilanların ismi. Nefis. Buraya ulaşabilmiş yani. Harika. Burası bir nevi bak şey kupaları var, yelkenceler falan. Şurası nefis, orayı çekmek istiyorum. Aynen aynen, manastıra adamışlar. Ben manastır eşyalarım. Acayip güzel gemi maketleri var. Beni burayla çeker misiniz hoş? Her şey var. İçeriye de çeksene bir tek başına. Tamam. Şimdi beraber selfie yapalım. Doris'i buraya bıraktık. Artık. Güzel güzel. Müzenin bir parçası oldu. Artık gidebiliriz. Artık Doris burada. Hemen müzede. Halde müze daha güzel oldu. Doris müzenin bir parçası. Artık gitmenin zamanı geldi. Hava da çıkmış zaten. Evet. 10. Nikolaos'un altında kalan yazdık. Tabii ya. Belki de baş melek bizi orada kurulmaya başladı. Öyle de düşünelim yani, iyi yönden düşünelim lütfen sevgili izleyenler. Şu şeyin orası olsaydı ne yapacaktık? 12 adalar Dodekanisos Sivris. O direkt girmişti yani. Bay bay Panormiti. Yalnız Panormiti'yi de keşfettiğimiz iyi oluyor. Daha keşfettiğimiz derken koy olarak baktığımız güzel kalınır yani arkadaşlar. Su bulanık. Bayağı bildiğin demir yarı. Dayı ayrılsın, ben öyle ayrıldım yani. Deniz de bunu öyle bir araya gelmek istemiyorum yani. Ha? Ha ayrılacaklar, onlar ayrılsın da ben öyle şey yapayım. Öyle mi? Yok yok abi. Müşteriye. Gidiyor seninki Mert. Gitsin de. Ben sonra çıkarım. Bir şey diyeceğim. Buraya demir atarsak bak şurada ne güzel plajı var. Takılırız. Sanki böyle duş ve kabin falan var. Bir şeyler var. İyi. Yalnız bu gidecek. Şimdi Dodekanisos gidecek. Yok ondan önce ben giderim. Ya onun mesela. İnşallah. Değil mi? Dolmaya başladı. Aa, var ya gelen gideni var. Saati var. Tamam. Hadi dayım selametle. Bir de arkalarından diplerine yapışık gidiyormuşuz inat gibi. Ya asıl şu bizi yakalamasın ya. Vallahi dalgasına kalmak istemiyorum. Bu tatiberi de bizim Tilos'ta hemen önümüzdeydi. Komşularımız çoğaldı.
Artık bütün tekneleri 2-3 defa görmeye başladık Mert. Hadi bay bay. Güzel panoramitiz.